Merhaba, bu videoda dominans analizinden bahsedeceğim. Dominans analizi bağımlı değişkeni tahmin eden veya açıklayan da diyebiliriz. Bağımsız değişkenlerin hangisinin diğerlerine karşı daha iyi açıklama gücü olduğunu öğrenmek için kullanılan bir analiz yöntemi. Bu analizin sonuçlarını öğrenebilmek için bir sintaks ve Excel dosyası kullanacağız. Gördüğünüz gibi veri setimizde bir tane bağımlı değişken, 3 tane de bağımsız değişken var. Bu değişkenlerle dominans analizini gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirmeden önce sintaksımıza gelip sintaksımızdaki ilgili yerleri doldurmamız gerekiyor. Burada matrix data variables row type yazan yerde değişkenlerimizi sırasıyla giriyoruz. Önce bağımlı değişken, ardından bağımsız değişkenlerimizi sırayla buraya giriyoruz. Ardından buraya korelasyon değerlerini giriyoruz. Ve buraya da katılımcı sayılarını giriyoruz. Yani mean ve standard deviation'ları değiştirmiyoruz. Tabii korelasyon değerlerini girebilmek için önce bir korelasyon analizi yapmamız gerekiyor. Bunun için de analyze'a correlate ve by variety tıklıyoruz. Bütün değişkenleri variables sekmesine attıktan sonra OK'ye tıklıyoruz. Şimdi şu alttaki sütunun olduğu şekliyle sintaksımıza yazacağız. Gördüğünüz gibi IV1 ve DV nokta 314'müş. Buraya gelip 314 yazıyoruz. Hepsinin sırasıyla eksi 186 altındaki, gördüğünüz gibi eksi 186 yazdım. Ben daha önce zaten eksi artı 268, buraya artı 268 ve yandaki değerlerini de şuraya yazarsanız check etmeden, kontrol etmeden aynı şuradakinin aynısını yazdığınız takdirde sorunsuz şekilde işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca katılımcı sayılarına ihtiyacımız var. Her bir değişken için katılımcı sayılarına. Burada farklı değişkenlerin farklı katılımcı sayıları olabilir. O yüzden buradan bakarak anlayabilirsiniz. Burada hepsi 166'ymış. Oraya da şu n yazan yere de 4 tane 166 yazıyoruz. Eğer farklıysa değişkenlerin katılımcı değerleri, şuradaki sıraya göre buradaki katılımcı sayılarını değiştirerek yazabilirsiniz. Ardından sintaksımızın bu kısmını, yani ilk kısmını çalıştırıyoruz. Hepsini seçtikten sonra şuradaki yeşil tuşa basarak. Şimdi yeni bir dosya oluşturdu. O dosyayı ben bir bulayım hemen. Evet, burada Untitled adında. Burada gördüğünüz gibi yine değişkenlerimiz var ve row type variable name adında iki tane daha değişken var. Şimdi eski dosyamızı kapatıyoruz. Çünkü değişken adları yeni dosyamızda aynı. Bundan sonra yapacağımız analizler de bir karışıklık olabilir. O yüzden karışmaması için dominans analiz yazan eski dosyamızı kapatıp işlemeye devam ediyoruz. Ayrıca output'u da kapatıp karışıklıkları önleyebiliriz. Çünkü artık oradaki korelasyon değerlerine ihtiyacımız yok. Şimdi sintaksa geri dönüyoruz. Sintaksta yine birçok regresyon sintaksı var. Burada her kombinasyon, DV ile olan her kombinasyonun ayrı ayrı sintaksları var. Birinci regresyon sintaksında DV ve IV1, ikincisinde DV, IV2, üçüncüsünde DV, IV3, dördüncüsünde DV, IV1-2, beşincisinde DV, IV1-3, DV, IV2-3, DV, IV1-2-3 şeklinde. Yani bütün kombinasyonlar var. Bunları şimdi çalıştıracağız ve oradan çıkan output'ta modellerdeki R-square değerlerini alacağız. Yine bunun için de regresyon sintaksının olduğu bölümleri seçiyoruz ve yeşil tuşa basıp tekrar çalıştırıyoruz. Çıkan output'ta her bir regresyon analizinin sonucu var. Burada her bir regresyon analizinde sadece bize R-square değeri gerekiyor. Bunları da şu solda gördüğünüz içindekiler gibi olan yerden Model Summary'e tıklarsanız her bir regresyon analizi için oradan alabilirsiniz. Bu ilk regresyondu. Bunun Model Summary'sini tıkladığımız zaman şurada R-square'i görüyorsunuz. O 0,99'muş. Şimdi bu değerlerin hepsini Excel'e gireceğiz. Excel'de 3 değişkenli olan sütunu açıyoruz. Burada X1, yani IV1 aslında anlamına geliyor. Onun yanına 0,099 yazıyoruz. İkinci değer için yine
ikinci regresyonu model summary'sine gelip burada R-Suki yeri buluyoruz. Yani IV2 R-Suki yeri açıklanan varyansı .035. Şimdi üçüncü regresyona giriyoruz. Model summary buradan yine yani kontrol etsek iyi olur. Değişken yanlış olmasın diye. IV3 orada da X3 bunun da .07 0.72 0.72. Şimdi dördüncü regresyona geliyoruz ve model summary'den şuradaki R-Suki yeri yazıyoruz. .126. Beşinci regresyondan model summary'den R-Suki yeri .139. Şuraları tabi yine kontrol etmemiz lazım. X1, yani IV1, IV3 diyor. IV3, IV1. Evet, bu da doğru. Öncekinde de IV2, IV1. Burada da IV1, IV2. O da doğru. Şimdi IV2, IV3'ün beraber girdiği regresyondaki açıklanan varyans alacağız. Şimdi bu regresyonun model summary'sine geldiğimiz zaman IV2, IV3 .075. Şimdi 3 bağımsız değişkeninde girdiği regresyondaki açıklanan varyansı alacağız. Burada regresyondan model summary .144. IV3, IV1, IV2. Şimdi gördüğünüz gibi Excel'de formüller burada otomatik verildiği için otomatik olarak hesapladı. Toplam açıklanan varyans .14. Zaten en son yapılan regresyon analizi 3 değişkenin birden içinde olduğu analiz olduğu için oradaki R-Suki'ye bütün değişkenlerin toplam açıklayabildiği varyansı gösteriyor. %14 açıklanan varyans var toplam. Bu %14'ün %57'sini toplam açıklanan varyansın DV'deki bağımlı değişkenlerdeki toplam açıklanan varyansın %57'sini birinci değişken, birinci bağımsız değişken, %13'ünü ikinci bağımsız değişken, %30'unu ise üçüncü bağımsız değişken açıklamış. Şuradaki sütunlarda her bağımsız değişkenin açıklama değerlerinin ayrı ayrı hesaplanarak elde edildiği bulguları görüyorsunuz. Buradan da bakarak birbirlerini ne kadar dominate ettiklerini, dominans analizinin amacı doğrultusunda da görebilirsiniz. Bu ilk sütunda, satırda birinci değişken yine 2 ve 3'ü dominate ederken üçüncü değişken 2.70. İkinci sırada yine birinci değişken 2 ile 3'ü dominate ederken yine 3 2.70. Üçüncü sırada ise yine birinci değişken 2 ile 3'ü domine ederken 3 sadece yine tabii ki 2'yi domine etmiş. Buradan birinci değişkenin bütün değişkenler üzerinde mutlak bir dominansı olduğunu, ikinci üçüncü değişkenin ise sadece ikinci değişken üzerinde mutlak dominansı olduğu varsayımını çıkarabiliriz. Umarım işinize yaramıştır. Bu tabloyu ya da sintaksı isteyenler olursa aşağıdaki yorumlara belirtirlerse oradan o şekilde geliştirebiliriz, ulaştırabiliriz. Teşekkürler.